Hayaller gerçeğe dönüşür mü? Hocam o kadar kolay mı bu ya? Neden olmasın? Olmaması için bir sebep yok. Hepsi tek bir şeye bağlı. Bir hayalinizin olmasına ve hayalperest olmasına. Arkadaşlar, elimde harika bir kitap var. Beni uyandıran, beni hayal kurmaya teşvik eden, beni hayalperest haline getiren bir kitap. Uyanın ve hayal kurun. Uyuyorsanız siz de uyanın. Beni uyandıran kitap bu. Ben yıkılmıştım. Özgüvenim sıfırdı. Hayata dair hiçbir beklentim yoktu. Ve benim hayal ettiğim birçok şeyi gerçekleştirmemde bana katkısı olan bir kitap. Uyanın ve hayal kurun. Kitabın içinden sizin için çok güzel bölümler hazırladım. Hemen veriyorum. Petmesiti, Avustralya'da yaşayan İtalyan bir ailenin çocuğu. Kitabın yazarı Petmesiti, kendi uyanış hikayesini anlatıyor. Annesi ve babası sürekli alkolik. Babası bir işçi, annesi ev hanımı ve bunlar sürekli kavga ediyor. E kendisi de kavgacının teki, bulunduğu okulda öğretmenleri diyor ki bunun için bunun sonu kodes ya da ölüm. Babası devamlı içkili, sürekli bağırıp çağırıyor, küfürler ediyor, annesini sürekli dövüyor. Okuldan döndüğünde annemi hiç kabul etmese de sürekli içtiğinden dolayı ayyaş ve bir kenarda sızmış halde buluyorum. Annemle babamın kavgası yüzünden babamla sürekli kavga eden, tartışan bir abim ve babam abimi öldürmekle, abim babamı öldürmekle tehdit ediyor. Benim gördüğüm manzara hep buydu. Petmesi de diyor ki okulda iyi olmak istiyordum ben. Abimi babamı öldürmekten vazgeçirmekle o kadar çok meşguldüm ki derslere ayıracak ne kafam vardı ne enerjim. Kendim de intihar etmekten vazgeçmekle o kadar çok meşguldüm ki bunlardan ben ödevlerimi yapamıyordum. Kendimi okula ve derse veremiyordum. Ve tabi sınavlardan zayıf not alıyordum. Ve diyor ki Petmesiti, annem babam alkolik olabilir. Onlar bana parlak bir gelecek sunmayabilir. Ortamım bir facia olabilir. Okul durumum ümitsiz olabilir. Ama böyle devam etmek zorunda değil. Gerçekçi olmam lazım. Uyanmam lazım. Ve uyanma kararı alıyor. Hepimiz şartlar ne olursa olsun, ortamımız ne olursa olsun uyanma kararı alabiliyor muyuz? Ben kekemeydim, hiç konuşmazdım. Arkada saklanırdım, özgüvenim sıfırdı benden hiçbir şey olmayacağını düşünüyordum. Ama uyanmam gerektiğini fark ettim. Bu kitapla ve bunun gibi kitaplarla. Onun için bu kadar yeter. Kendinize gelin. Nasıl bir hayat istediğinize karar verin. Petmesiz de diyor ki, ben şartların esiri olmayacağım. Nereye gidersem gideyim, insanların muhteşem bir potansiyeli olduğunu görüyorum ve bu potansiyellerin de boşa harcadıklarını görüyorum. Mazeretlere sığınarak, şartlara sığınarak. Neden? Çünkü harekete geçmek için bir nedenleri yok. Birinci adım ne? Uyuşukluğu bırakın. Üzerinizdeki ölü toprağını bir atın. Uyuşukluk başarının en büyük düşmanıdır. Uyuşuk insanların her zaman bir mazeretleri vardır. Bu da zaten hayatta niye ilerleme kaydedemediklerini gösteriyor. Bunların çoğu şartlar mükemmel olsun sen beni o zaman gör. Eğer sen şu andaki şartlarla bir şeyleri değiştirmeye çalışmazsan hayatında hiçbir şey değişmez. Hayatınızdaki uyuşukluk düğmesini kapatın ve oturun hayal kurmaya başlayın. Çünkü insanın bir hayalinin olması daha iyi bir yarına inanmasını sağlıyor. Ben oturdum, kekeme olduğum dönemde binlerce insana seminer verdiğimi hayal ettim. Bin kişi var, beni dinliyorlar. Annem, babam, en yakınlarım en önde oturmuş, beni dinliyorlar. Böyle bir şey yok, ben konuşamıyorum bile. Ama böyle bir hayal kurdum. Kekeme bir insanın binlerce insana konuşmasının hayali. Şimdi hayali kurdun, hayali kurar kurmaz hemen o hayalini kurdun tamam senin hayalin gerçekleşecek. Böyle bir şey yok. Hayal bir anda gerçeğe dönüşmez. Ama o hayalle beraber sen bir yolculuğa çıkıyorsun. O hayal beni yolculuğa çıkardı. Benim kitaplar okumamı sağladı. Benim kendimi geliştirmemi sağladı. Benim o anki cantenden farklı bir canten haline gelmemi sağladı. Kitapta çok güzel bir örnek var. Romano Banuelos. Bu kadın 16 yaşındayken Meksika'da evlenmiş. Birkaç yıl içinde hayırsız bir koca boşanmak zorunda kalıyor. İki çocuğuyla kadın ortada kalıyor. Oğulları için daha iyi bir hayat kurma adına Teksas'a geliyor. E, dil bilmiyor. Eğitimi yok. İlk işi 1 dolar karşılığında çamaşır yıkamak. Ve var ya cebindeki 7 dolarla Los Angeles'a taşınıyor. Ve orada girebildiği her işte çalışıyor. Daha sonra teyzesiyle beraber ortak bir turta dükkanı açabilmek için 400 dolar ya 400 dolar için aylarca çalışıyor. Romana'nın Meksika yemeği ürünleri en büyük yiyecek dükkanı zinciri haline geliyor. İki kişinin başlattığı iş yüzlerce insana iş imkanı sağlıyor. Dikkatini Meksika uyruklu Amerikalı dostlarına çeviriyor ve bunlar için para bulmakta çok zorlandı ya. Bunlar için para sağlama adına banka kuruyor. Ve banka Los Angeles'ta bir karavanda başlıyor. Pan Amerikan Ulusal Bankası böyle doğuyor. Bu cesaretli, hayalperest kadın, bu girişimci kadın Amerika'da 34. zengin haline geliyor. Amerika'da milyarlarca doların üzerinde onun imzası var. Genç, yalnız, günde 1 dolar kazanan anneden ülkesinin en güçlü kadınlarından birisi haline geliyor Romano. Ne ile? Hayal gücüyle. Ne olduğun değil, ne olabileceği. Yapılması gereken şey şu. 1 uyanmaya karar ver. Uyan kardeşim. 2. Uyuşukluğa, mazerete ve ağırdan almaya savaş açın. 3. Hayattaki amacınızı belirleyin. 4. Yeteneklerinizi ve becerilerinizi analiz edin. Benim hangi yeteneklerim var? Hangi becerilere sahibim ve ben bunlarla neler yapabilirim? Michael 1 Kazanmanın Zevki kitabında diyor ki Hayalleriniz sizi farklı bir insan haline getirir. Karakterinizi ve davranışınızı tekrar oluşturur. Sizi geliştirir, sizi daha iyi bir siz yapar. Ve hayallere niye ihtiyacımız var? 1. Kendinizi geliştirmek için. 2. Hayatınıza yön ve amaç belirlemek için. 3 dış etkenler tarafından denetim altına alınmamak için hayalin varsa seni etkileyen insanları takmazsın, duymazsın, görmezsin sen. Zaten onları dinlersen hayalinin peşinden gidemezsin. 4. Önemsiz olma halinizden kurtulmak için. Hayali olan insan değerli insan. Hayal o insana değer katar. 5. Hayatınızdan daha fazla zevk alabilmek için. Hayalinin peşinde gitmenin verdiği eğlence, keyif, tatmin müthiş bir şey. 6. Diğer insanların hayatını olumlu yönde etkileyebilmek için. Hayali olan insanlar başka insanlara hayal kurma adına cesaret veriyorlar. Onlara örnek oluyorlar, onların önlerini açıyorlar, onlara yol gösteriyorlar. Bir Hayalperestin Doğuşu diye bir bölüm var kitapta. Diyokpet bu duyu karar vermekle başlar. Kardeşim ben kararımı verdim. Ben ne yapmak istiyorum bunu belirledim. 16 yaşında bir gençlik mitingine gidiyor ve hayatında gördüğü en sıkıcı miting. Bu ne diyor ya? Böyle bir organizasyon mu olur? Gençleri coşturan, gençlerin hayran kaldığı ve birbirini anlattığı keşke orada olsaydın, sen niye yoktun, herkes olmalıydı dediği etkinlikler nasıl organize edilir ben göstermek istiyorum. İçinde gençlik mitingleri için dayanılmaz bir arzu hissediyor. Ve diyor ki benim hayalim bu. Diyor ki Petme City, insanların sizi anlamasını beklemeyin. En yakınlarınız. Kimse sizi anlamaz. Hayal kurmaya ve diğerlerinin önünü açmaya devam edin. Sonunda sizi izleyecekler gençlerin hayatına dokunma, onları kötü alışkanlıklardan kurtarma, aileleri benim gibi hiçbir şey verememiş gençlere bir şeyler verme. 350 gençle başlıyor bu yolculuğa ve dünyadaki en büyük gençlik organizasyonu haline geliyorlar. Mesih burada bir şeyin altını çiziyor. Ben hayalimi belirledim. Ama diyor hayalimi yürürken yetenek ve becerilerimin de farkında değildim ki. Ama ne oldu? Ben hayalime yürürken aynı zamanda zaman içerisinde kendimi geliştirdim. Müthiş bir sözü var. Yarın olacağınız şey olmaya bugünden başlayın. Ve kitapta diyor ki pekmesetti. Bu aşamada şunları fark edin. 1. Büyük anı beklemeyin. Hayalinizi bir an önce belirleyin. 2. Hayalinizi gebelik süresi tanıyarak geliştirin. Ve hayalinle oyna. Hayalinle ilgili neler yapabilirsin, nasıl olur bunun üzerine düşün. 3. Hayaliniz doğarken onun vereceği acıya hazırlıklı olun. İnsanların tepkileri, insanların aşağılamaları, dalga geçmeleri, alay etmeleri, hayaline yürürken yaşayacağın sıkıntılar, bütün bunlara da hazırlıklı olmalısın. 4. Hayalinizin basamak basamak oluşmasına izin verin. 5. Büyük düşünün. Çünkü küçük hayaller insanı heyecanlandırmazlar ve peşinden gitme arzusu oluşturmazlar. Ve Mesit'i bir hayal perestin anatomisini çıkarmış ve demiş ki önce kafa ve akıl hayalini belirle ve ona inan. Kafada yüzeysel ve katı düşünceli olmayın diyor. Esnek, yapıcı, yardımsever, insanlarla bağ kuran bir yapı çok önemli. Sonra dürüstlük, samimiyet, doğruluk gibi iç zenginlikler çok önemli. Kafanı bunlarla doldurman lazım. Bu özelliklere sahip olman lazım. Akılda ise bir olumlu düşünün. Olumlu düşünmeni sağlayacak kitaplar Seminerler, eğitimler. 2- Çözümleri hedefleyin. Sorun değil, çözüm. Her sorunun mutlaka çözümü var. Çözüm odaklı bir insan haline gelmen lazım. 3- Yaratıcı bir hayalperest olun. Yeni fikirler, yenilikler, orijinallikler bunları nasıl hayata geçirebilirsin? Aynı şeyleri farklı gözlerle, farklı şekilde nasıl yapabilirsin? Hayata farklılık katma, işine farklılık katma. Bunu kazanman lazım. Hayal gücünüzü yaptığınız işin içine katın. 4. Hayal gücünüzü kullanın. Kafanızın içinde geleceğinizi, başarınızı ve ulaşabileceğiniz şeyleri tekrar 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 sürekli canlandırın. Aynı renkli bir film gibi. Onu izliyormuşsunuz gibi. Ben bunu yapmıştım. Binlerce insanın karşısında ben konuşuyorum. İnsanlar hayranlıkla beni izliyor. Canlı renkli bir film gibi bunu görmeniz lazım. 5- Bu halinizi ve tepkilerinizi seçin. Tepkisel olmayın. Yapıcı olun. Bir Hayal Terestin Anatomisi'nin ikinci bölümü gözler ve kulaklar. fırsatları görün ve dinleyin. Görüş sahibinin gözleri diğerlerinin göremediklerini görür. Geleceği görürler. Ümitsizlikte umudu ve çaresizlikte çıkışı görürler. Helen Keller bütün başarısızlıkların üstesinden gelmiş sağır ve kör bir kızken Helen Keller'a soruyorlar. Kör olmaktan daha kötüsü nedir? Cevabı müthiş. Kör olmamak ama yine de hiçbir şey görmemek. Hayalperestler olayları farklı gözlerle görme yeteneğine sahipler. Olduğu gibi değil, olmalarını istedikleri gibi görüyorlar. Mesiti bu bölümde gözlerle ilgili şunları vurguluyor. 1. Olayların arkasını görün. Her sıkıntı, problem belki de bir fırsat. Bunu görün. 2. Geleceği görün. Nereye gittiğinizi bilin. 3 tek bir noktada odaklanın, dağılmayın. 4. İstediğiniz her şeyi yapamazsınız. Bu yüzden en önemli alanları seçin. Kulaklar. Şimdi kulaklarla ilgili de bir, aktif bir dinleyici olun. Yani çok dinleyip az konuşun. Sadece dinlediğinizde birçok insanla bağ kuruyorsunuz. Sadece daha fazla dinlediğinizde insanların gözden kaçırdığı birçok şeyi yakalıyorsunuz. 2. ilgili olun, gerçekten ilgi gösterin. Hayalperestler diğerlerin onlara söyledikleri şeylere gerçekten ilgi gösterirler. Yani dinliyormuş görünmek için dinlemez o, yürekten dinler. Konuyla ilgili akıllıca sorular sorar başlarıyla onaylar ve vücut dilleriyle de dinlediğini gösterir. İlgili, dinleyen, önemseyen bir yapısı var. 3. iç çığlığı dinleyin. Karşı taraf anlatırken ben yapamam, benden zaten bir şey olmaz. Kendi içindeki hapis kalmış güçler, yetenekler, potansiyeller bunları dinleyin. Yani o benden bir şey olmazları ortadan kaldırın, bunları yok edin. Ben bunu yapamam, bunu yapabilecek bende cesaret yok, yetenek yok, benim potansiyelim bu kadar. Bütün bunları yakalayın. Bunlar birer iş çığlık diyor yazar. Ve asıl burada yardıma ihtiyacı olan insan var. Bu iş çığlıktan bunu yakalıyorsunuz ve o potansiyelini yeniden ortaya çıkarıyorsunuz. Hayalperest bunu yapması lazım. Bir hayalperestin anatomisi 3 Dil Hayalinizi konuşun. Bir hayalperestin öğrenmesi gereken en önemli şey hayal ile iletişim kurmaktır. Hayali onaylamak, hayali tekrarlamak ve hayalden bahsetmek. Yatacak, kalkacak hayali. Başka bir şey yok. Her yerde hayali, her zaman hayali. Niye bunu yapıyor? Bir söyledikçe kendisi daha çok inanıyor. Ve çevresindekileri de hayaline inandırmaya başlıyor. Çünkü bir hayalperest şunu biliyor. Hayaller ağzımızdan doğar ya da ağzımızdan ölür. Yapılması gereken şey şu. Hayalinizi konuşun, yaşayın, gösterin. Hayalinizi kağıt üzerinde görün, yazın. Gerekirse fotoğraflaştırın, o fotoğrafı asın. Sonra hayalinizi tekrar tekrar söyleyin. Mesiti dille ilgili şunları vurgulamış. 1- Cesaretli ve olumlu konuşun. 2. Kelimeleri akıllıca seçin. 3. Güvenilir olun ve sırları saklayın. 4. Hayalinizi herkese bildirin. 5. Hayaliniz konusunda iddialı olun. Yani bunu söylerken yapabileceğinize olan inancınızı da yansıtmanız lazım. 6. Hayalinizi tekrarlayın. Ne kadar çok tekrarlarsan hayaline o kadar çok inanırsın. Bilinç altına onu ekersin. 7. Hayalinizden bahsedin. Tanıdığınız, tanımadığınız, karşılaştığınız her insan sizin hayalinizi bilir. Neden? Konuşmuşsunuzdur, anlatmışsınızdır. 8. Yazın ve hayalinizi yüksek sesle tekrar 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 okuyun. 9. Hayalinizi benimseyin. Her gün hayalinizden bahsedin. Dil başka işi gücü yok. Sürekli hayali söylüyor, anlatıyor, paylaşıyor. Eğer bunu yapabilirseniz hayalinizi içselleştirmiş oluyorsunuz. Bir hayalperestin anatomisi 4. Omurga başarmak için plan yapın. Hiçbir amacı olmadan giden gemiye benzersiniz. Nereye gideceksin belli değil. Önce gideceğin limanı belirlemen lazım. Bunun için omurga nasıl oluşturulur? 1. Hayalinizi planlayın. 2. Hayalinizi yıllara, aylara, haftalara, günlere çevirin. 5 yıl sonra nerede olacaksın? olman için bugün bugün neler yapman lazım? Bu hafta neler yapman lazım? Bu ay neler yapman lazım? 2 ay sonra, 3 ay sonra, 5 ay sonra neler yapman lazım? Hayalini bu şekilde planlayanlar başarıya ulaşıyorlar. Alişan Konyalı network işine, network marketing işine girdi. İnanın, yılını gün gün planladı. İnceleyin, bakın göreceksiniz. Çok iyi bir noktaya geldi. Ama bir daha söylüyorum yılını gün gün planladı. Ondan dolayı bu kadar başarılı oldu. 3. Amacınız, bir amacım var. Ama bu spesifik olmalı. Yani ölçülebilir. Gerçekçi ve zamanlanmış. Eğer ne zaman ne yapacaksın, ne şekilde yapacaksın net belirlenmemişse hayaline ulaşamazsın. 4. Bir ajanda kullanın. Sizi hayalinize götürecek, hayalinizi diri tutacak sözler, yazılar, yaptıklarınız, yapacaklarınız. Bütün bunları o ajandaya not etmelisiniz. 5. Kendinizle yarışın. Kimseye bakmayın. Ne yapıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz? Daha iyi nasıl yapabilirsiniz? Hayalinizle yürürken tamamen kendi hedefleriniz, kendi planlarınız. Ve onu ne kadar yapıp yapamadığınız. Siz buna odaklanın. 6. Planınızın esnek olmasını sağlayın. Bazen planlar suya düşer. Planladığın gibi gitmez. Eğer bunu yaparsanız planladığınız şeyler istediğiniz gibi gitmediğinde hayal kırıklığı yaşamazsınız. Yere serilmezsiniz. Ve hayallerinize ulaşma adına B planı, C planı yeni planlamalarla beraber devam edersiniz. 7. Hayatınızın tüm alanlarında denge arayın. Başarı sadece hayatın her alanına yansırsa başarıdır. Şimdi hayaline ulaşma adına aileni, çocuklarını ihmal etmişsen, hayaline ulaştıktan sonra onlar mutsuzsa bu başarı mıdır? Birçok insan kariyerleri için ailesini ihmal ediyor. Bunlardan olmayın. Eğer onları kırarsanız Arkanızda kanayan ve kırılmış kalpler bırakırsınız. Bunun için hayalinize yürürken aynı zamanda ailenizle, çocuklarınızla zaman geçirmeyi, onlara dokunmayı, onlara sarılmayı ihmal etmeyin. 8 Ailenize ve ilişkinize değer verin. Hayalime giderken siz yanımdaysanız, sizinle beraber her şey güzel. Bunu onlara hissettirin. Bunu onlara gösterin. 9. Sorumluluk sahibi olun. Kimse artık sorumluluk almak istemiyor. Ama gerçek hayalperestler asla sorumluluktan kaçmazlar. Siz bir hayalperestsiniz, siz bir lidersiniz, sorumluluk sizde kalır. Kaçan kaçsın. 100 kişiden 5 kişi sorumluluğu istiyor. Onlar zaten hayatın içinde başarılı oluyor ve iz bırakıyor. Sorumlu olmak bizi odaklandırır, bizi saygılı yapar ve bizi doğru yolda tutar. Sorumluluktan kaçan değil, sorumluluğu üstlenen insanlar başarılı oluyor. Bir hayalperestin anatomisi 5 eller. Hayal kurmak zor iştir. Eller yazar ve daha önce de söylediğim gibi yazmak önemli. Tüm nüfusun %5'inden azı hayallerini yazmıştır. Ve hayallerine ulaşanlar o yazanlar. Harvard Üniversitesi'nden mezun olmuş 100 öğrenciyle ilgili bir çalışma var. Bu 100 öğrenciye gelecek 10 yıl içinde neler yapmak istediği, neler yapacaklarını sormuşlar. Cevapların büyük bölümü büyük şirketler kurmak, ünlü ve zengin olmak ve dünyada daha güzel değişikliklere yaşanır hale getirme adına imza atmak. Hepsi buna benzer şeyleri söylemişler. Bu 100 kişiden sadece 10 kişi açıkça ne istediklerini, neden istediklerini detaylı bir şekilde yazmışlar. 10 yıl sonra aynı araştırmacılar bu araştırmaya katılan gençleri incelemeye alıyorlar. Amaçlarını yazan o 10 kişiyi incelediklerinde ne buluyorlar biliyor musunuz? Tüm grubun servetinin %96'sına bunlar ulaşmış. Bak tüm o 90 kişinin servetinin %96'sına bunlar kavuşmuş hedeflerini, hayallerini yaz. Çok önemli bir güç bu. Ellerle ilgili dikkat edilmesi gereken şeyler. 1. Diğer insanları kucaklayın. 2. Ağır işçi olun. Elinizi kirletin. Uzaktan yapın demeyin. Siz de sarılın, sahiplenin, yaptığınızı gösterin. 3. Diğer hayalperestlerle bağlantıda olun, bağlantı kurun. 4. Parmaklarla göstermeyin, diğerlerini yargılamayın. 5. Hayalinizi yazın. 6. Yazdıklarınızın basit olmasını, çok rahat anlaşılıp görülüp fark edilmesini sağlayın. 7. Beraber çalışacak saygılı insanlar bulun. 8 ulaşılabilir ol. İnsanlar çok rahat yanınıza gelmeli, derdini anlatabilmeli, projelerini paylaşabilmeli, size yüreklerini açabilmeli. Bir hayal perestin anatomisi 6. Kalp Özen göstererek başarıya gidin. Kalp için yapılması gerekenler, bir diğerlerini sevin. 2 acımasız değil merhametli olun 3 kim beslemeyin 4 diğer insanlara yardım edin 5 şirin görünün 6 acıları ve nefreti kalbinizde taşımayın 7 affedin 8 diğerlerinin başarılarından korkmayın Hatta onlardan memnuniyet duyun. Başarılarını alkışlayın, takdir edin onları. 9 Samimi olun. Hayalinize ulaşmada samimiyet çok önemli. Samimiyetin açamayacağı kapı yok. 10 Asla kaçmayın. Pes etmek yok, vazgeçmek yok. Zorluklar karşısında direnmek var. 11 Zor zamanlarınızdan bir şeyler öğrenin. 12 inancınız olsun. 13 diğerlerinin üstünden yürümeyin. Birlerini ezerek, kullanarak, onları köprü yaparak hayalinize, hedefinize ulaşmaya kalkmayın. 14 standartlarınızı yüksek tutun. 15 iyi değerlere sahip olun. Karakter, dürüstlük, güven, paylaşmak, yalan söylememek yardım etmek 16 kendinizi kabullenin siz eşsizsiniz 17 heyecanlanın heyecan ve coşku ortamı ateşler insanları ateşler insanların size olan inancını ve güvenini arttırır heyecan bulaşıcıdır 18 diğerleriyle beraber çalışın uyumlu olun İnsanlar sizinle beraber olmaktan, beraber çalışmaktan keyif almalı. Bunu yapıyorsanız eğer hayallerinize daha çabuk ulaşabilirsiniz. Tek başına yapacağınız işler bir yere kadar. Artık başarıda tek adam dönemi bitti. Her şey ekiple ilgili. Ekibi ateşlemek, ekibe uyum, ekibi motive etmekle ilgili. Bunu görebilenler daha çok kazanıyor. Bir hayalperestin anatomisi 7 mide. Hayal kurmak için iştah. Mide 1. Ne ile beslendiğinize dikkat edin. Çünkü enerjiniz olmazsa amacınıza ulaşamazsınız. Bir hayal perestin menüsünde neler olmalı? Olumlu kitaplar, olumlu kasetler, olumlu filmler ve onu geliştirecek, onu daha iyi götürebilecek videolar. İki, abur cuburlardan, olumsuz kitaplardan, dergilerden, gazetelerden, filmlerden ve sizi eleştiren insanlardan uzak durun. Abur cuburlardan uzak durun. Hocam nedir abur cubur? Sizi yavaşlatacak, şevkinizi bozacak, hızınızı düşürecek, hatta daha kötüsü sizi durdurabilecek olan her şey. Boş boş televizyon izlemek, amaçsızca. Vaktini öldürmek, zayi etmek. Nerede öldürürsen öldür. Bak bütün bunlar abur cubur. Müzik dinlemek. Sizi isyana sürükleyecek. Bassın bir dünya. Ben yaşarken ölmüşüm. Sen bunları dinlersen zaten ölmüşsün. Ve midede bir de sindirim sistemi bölümü var. Burada da şunlara dikkat edin diyor. Bir, düşüncelerinizi serbest bırakın. Ne derler, nasıl algılarlar, nasıl itiraz ederler önemli değil. Sen düşüncelerini serbest bırak. Kalıplar, engeller, engellemeler bunları aldırma. Sonra alsınlar bizi içeriye hocam. Ya bu o anlamda değil kardeşim. Başarıyla ilgili, hayallerinle ilgili. 2- Geleneklerle ve dar kapalılıkla kendinizi sınırlamayın. 3- Okuduğunuz, dinlediğiniz, izlediğiniz, gördüğünüz kitapları, dergileri, filmleri sindirin özümseyin. Ve bütün bunları hayalinize ulaşmak için kendinize yakıt yapın. Bir hayal perestin anatomisi 8. Ayaklar ve bacaklar. Harekete geçme zamanı. Yazar burada bir şey vurguluyor. Karakterinizin güçlülüğü. Onun peşinden ne kadar koşacağınızı gösterir. Karakteriniz güçlüyse eğer, ayaklar meydan okumaktan kaçma yerine meydan okumaya giderler. Engellerden kaçmak yerine engellerin üstüne yürürler. Bacaklar ve ayaklarla ilgili de yazar şunu vurgulamış. 1- Diğerlerini destekleyin. 2- Hayat bir maratondur 100 metre yarışı değil. Onun için maraton kolay değil. Başlama cesareti kadar daha da önemlisi bitirme cesareti gerektirir. Engeller, sıkıntılar, problemler pes etmeden gidebiliyor musun, gidemiyor musun? Bunu başarabilenler hayaline ulaşıyor. 3. Engellerin üzerinden geçin. 4. İşleri halledin. 5. Krizler karakterinizi olgunlaştırır. 6. Panik olmayın. 7 karşınıza çıkan engelleri tanımlayın. Eğer onları tanımlarsanız nasıl çözebileceğinizi bulursunuz. 8 ahlaki açıdan doğru kararlar verin. Güzel yere gidiyorsunuz, yanlış yol ve yöntemlerle gitmeyin. 9 bir plan geliştirin. Plansız gidilen yolda yanlış yerlere gidersin. Enerjini kaybedersin kaybolabilirsin. 10 değişiklikleri uygulayın. 11 yapışkan olun, peşini bırakmayın. Hayalini asla ama asla peşini bırakmadan ısrarla sürdürme. Yalnızca bunu başarabilenler hayaline kavuşabiliyor. Evet arkadaşlar, en olumsuz şartlarda hayaline ulaşmış bir insanın yazdığı bir kitap. Uyanın ve Hayal Kurun devamı da var hayalleri olanlar asla uyumazlar. Bu da Petme City'nin ikinci kitabı. Benim hayalime ulaşmamda bana katkı sağladı. Ben sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah bu kitap sayesinde sizler de hayalinize ulaşırsınız. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere. Youtube kanalımı takip etmeyi unutmayın. Zil var, zile de tıklayın. Bu arada katıl butonumu aktifleştirdim. Kanalıma katkı sağlamak isteyenler sağlayabilirler.